Mutlu olduğun anı söyledin. Mutsuz olduğun an nedir? Ay, yine bir premier. Kusura bakmayın ama Macbeth premieri çok Ha, şimdi hazindi. hatırladım ne söyleyeceğini. Evet. Çok hazindi. Yani rolün elimden çıktığı bir şeydi, durum olmuştu ve gerçekten de toparlayamıyordum. Ama çok kötü bir premier yaptım. Ölmeyi falan düşünüyordum, o kadar Gönül fenaydı. ilişkileri yüzünden de Hayır, bari. hiç gönül Ne, neydi? ilişkileriyle ilgili Veya değil. başka bir şey peki. O zamanlar size açıklamıştım ama. Tamam, Hani onu zor bir şey konuşalım. olunca Okey. siz oluyor ya Bu hemen. şey, Ne? şunu ben merak ediyorum. Elini nasıl süt şişesinin içine soktun da Aha. Evet, soktum. böyle bütün damarların parçalandığı oyuna gelemedin. Başka bir oyuna Evet, doğru. oyuna... O mutsuz olduğun an o mu? Ben onu Yok, anladım. onunla hiç Ha, hiç onun alakası yok. ilgisi yok. Özür dilerim Sumru. Şöyle bir şey olmuştu. Peki, o zaman açıklayayım. Başrol oynayan arkadaşım benim karısının geldiğini, o yüzden benimle oynayamayacağını söyledi. Yani ben prova sırasında bir ay öpüştüğüm insanla premierde öpüşemedim ve o Hatırladım. zaman da bir anda kendimi Macbeth değil de Sumru olarak gördüm. O X'i de o X olarak gördüm ve Neyse, o ikisi oynayamadım. beni bağışlasın. Arkadaşım olduğu için herhalde bağışlayacaktır. Ama onun sözüne kulak asılmaz. Biliyorsun, Ama Kıbrıs'taki biz çok askerliği naif. içinde bir söz ettin. Evet, değil mi? Yani Ve evet. zaten o Onu öyle zaman kabul dedim etmek ki bu gerekiyor. öyle bir sözü eden insan Doğru bana söylüyor. da böyle bir şey söyleyebilir diye daha yeni şey yaptım Ama yani. o şey gerçekten feciydi, o elini süt şişesine. Evet, Nasıl maalesef. becerdin onu merak ediyorum. Ben İşte biliyorum da Macbeth'in seyircilerimiz. uğursuzluğu, siz nasıl kırdınız? O sırada Ben de evet, kaburgalar, iki kaburga, kaburgamı evet. kırmıştım. Kenan Işık iki kaburgasını kırmış, benim haberim yok. Ben ağlayarak Raik Anlıaçı'yı aradım. Raik Bey dedim, ben çok fena durumdayım. Dikiş var kolumda ve tüp var. Bir problem yaşıyorum o sırada. Yani Kenan Bey'e ben dedim söyleyemeyeceğim çünkü çok üzülürüm, oyun iptal edilecek dedim. Siz söyler misiniz dedim. Kenan çok iyi anlayacaktır seni dedi. 2 gün evvel evinin önünde kaburgalarını kırdı. Ne oluyor böyle talihsizlikler, Burada zorlaşmalar? yine seni anlatırken arkadaşlar BTR'de Fatih Akın'la çok çalışmak istediğini söyledi. Evet, çok. Peki Almanya'da bir filmde oynadığını işittim. Son olarak bu Bitti yaz mi? Ayşe Polat'ın Lux Glück, yani Luk'un Şansı isimli bir filmde Yine bir rol Türk aldım. yönetmen mi? Evet, Almanya'da yaşayan. Almanya'da yaşayan Fatih Akın gibi üçüncü kuşak yönetmenlerden. 5 dakika bir çay içtik Fitaş sinemasında, Beyoğlu sinemasının fuayesinde ve senaryoyu okudum. İlk sayfayı bitirdikten sonra o projede olmak istediğimi düşündüm. Sonra da inşallah dedim rolüm de iyidir ve gerçekten rol de güzeldi. Hiç tereddütsüz bir macera gibi gittim oraya. 2 ay Hamburg'da, 1 ay Kapadokya'da olmak üzere 3 aylık bir çalışmayı Evet, güzel, iyi beslemiştir seni. tamamladım. Çok çok iyi Şimdi geldi bana. TRT'de bir dizide oynuyorsun. Bahar Dalları'nda oynuyorum salı akşamları. Memnun musun? Çok çok memnunum, çok iyi Yani Ali gidiyor. Sürmeli'yi ben neredeyse oğlum gibi benimsediğim için programda bir şey olduğu zaman ama Ali gel diyorum. Bu sefer de yine beni kırmadı geldi, eksik olmasın. Yani bundan sonra Ali Sürmeli'yi bizim programda sık sık Hocam, görürseniz. olmayan kadından replik, yani şeyden ne, neler var başka, neler çalışmıştık biz beraber. Ben neredeyse yani İstanbul Devlet Tiyatrosu'na Evet. tayin edildikten sonra bütün oyunlarımda sen oynamıştın. Evet. Bir Tabii tabii. hastalandığında da ben ev yakında hemen geliyordum. Evet, Aliye de yani Tabii çünkü tabii. bir oyuncu abimiz hastalanmıştı, o gece oyuna Tabii. gelemiyordu. Aliye telefon edildi. Ali geldi hemen o anda. Hele Abdül Cambaz da çok komik olmuştu. Ben hem gözlüklü Sami'nin gözdesini oynuyordum. Zaruhi Ermeni orada. Ah, cilve yapıyorum oradan. Yine bir arkadaş rapor almıştı. Arkadan geçiyordum. Peçeyle gözlüklü Sami'nin karısını oynuyordum. Belli bir dönem. Evet Ali, sen ne işle meşgulsün şu anda? Bir senaryo, Roman Kültür Bakanlığı'ndan geçti senaryon. Evet. Film yapacaksın. Ben de çok sevindim. Sağ ol abi. Nedir başka projeler? Bu filme çalışıyorsun. Bu Bu halim sakal neden? Onu soracağım. Mahsun Kırmızıgül'ün filmi için.
hazırlandım. Orada bir cemaat liderini oynayacağım. Mahsun benden de şey çıktı herhalde. Daha tepe tepe kullanıyor seni bütün filmlerinde. Set arkasında, set önünde, kamera önünde, arkasında. Seviyoruz birbirimizi abi. Yani anlaşıyoruz. Bir de senin o gani gönüllülüğün var ya. Yani hayır, herkese yardım abi. Etmek. Herkesin işine koşmak, el vermek gibi. O yüzden de olsa gerek. Onunla uğraşıyorsun şu anda. Evet. Peki biraz önce senden önce Sumru magazin gazetecileriyle konuştum. Çünkü son dönemde magazin neredeyse terör estirmeye başladı. Bu anlamda senin başına böyle şey geldi mi? Geliyor değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki geldi. Onu da mı hatırlatayım acaba? Yine biz beraberken geldi. Çıplak filmini çekmiştim. Bana telefon açıldı. Ne zaman soyunuyorsanız fotoğrafınızı çekmeye geleceğiz diye. Çok acı bir şey. Gerçekten o zaman benim yanımda olan bir insanın ve çok teşekkür ediyorum. İnsanın gerçekten çok hassaslaştığı dönemler ve montajlı çırılçıplak bir kadın olarak lanse edildim. Tam sayfa bana ait değildi. O zaman maddi imkanlarımız da yok. Devlet tiyatrosundan başka maaşımız yok, kazancımız yok. Mahkemeye verdim bir avukat arkadaşımın aracılığıyla ve mahkemeyi kazandım. Yani o vücudun bana ait olmadığına dair. Hatta övgümü, yergimi anlayamadığım bir şekilde cesur memur diye başlık atılmıştı. Zaten kaldı ki sen böyle şeylerden yüzsünmezsin. Eğer rol onu icap ettiriyorsa. Bütün muhalif kadınları zaten oynayan bir şeyim. Biraz sınırları bilmek gerekiyor. Sınırları belki yeniden kurmak gerekiyor. Çünkü bunu arzu eden insanlar var. Yani çevremizde gördüğümüz ama biz bunlardan konuştuk değiliz. Konuştuk onu gündemde kalabilmek için. Değil evet. mi? Yani benim hayatımda hiç böyle başka... bir şeye ihtiyacım olmadı. Evet. Hiç olmadı. Onlar da kabul ettiler ki bu son olaylar, yani magazinin artık geldiği o son noktada magazin gerçekten de biraz insanların canını acıtmaya başladı. Birbirimize çeki düzen vermezsek bundan sonra çok daha şiddetli şeyler olabilir. Düzdedir yar, düzdedir yar, zülfün düzdedir. Nice güzeller sevdim, hala gönlüm sendedir. En sevdiğin kelime nedir? Huzur. En sevmediğin kelime nedir? Savaş.